Tüm Türkiye'nin gündemine oturan Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'a şiddet uyguladığı görüntülerin ardından Uygun'un Aleyna Çakır üzerinden fuhşa zorlayarak para kazandığı iddiası gündeme geldi. Aleyna Çakır ailesinin avukatı Umut Yıldırım konuya ilişkin savcılığa yeni bir suç duyurusunda bulundu. Aleyna'nın komşusu ve arkadaşlarının hem ses kayıtlarını hem de talihsiz kızın fuhşa sürüklendiği iddiaları üzerine suç duyurusunda bulunuldu. Çakır ailesinin avukatı Yıldırım, ses kayıtlarının savcılığa sunulduğunu ve son gelişmeyle birlikte yeni bir suç tipinin daha ortaya çıktığını söyledi. Avukat Yıldırım, söz konusu yeni iddiaların ardından soruşturmaya başlarsa Ümitcan Uygun'un 4. kez ifadeye çağrılacağını belirtti. Öte yandan Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının katilinin Ümitcan Uygun olduğunu ifade ederken kendilerinin de tehdit altında olduğunu söyledi. Müge Anlı ise yaptığı açıklamada, "Ben Aleyna'nın ailesinin ölüm tehdidiyle yaşıyoruz demesine açıkçası son derece üzüldüm. Ne demek yani, zaten evlatlarını kaybetmişler, bir de ölüm tehlikesiyle yaşıyorlar. Bunlar doğru şeyler değil. Ben bir hukuk devletine bunları yakıştıramıyorum. Bunların bir an evvel ortaya çıkarılıp varsa da cezaların ve suçluların cezasını çekmesini istiyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Hem suçlu hem güçlü. Hem bir üzüntü yaşıyorsun, hem de öldürülmekten korkuyorsun. Tehdit edildiğini söylüyorsun. Bunların varsa eğer delilleri ortaya konulsun," dedi. Ekran macerasına büyük bir hevesle başlayan İyi Günde Kötü Günde dizisinden kötü haber geldi. Melek Balekoğlu'nun yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Aksel Bonfil'in kaleme aldığı dizi için sözleşmesinin uzatılmamasına karar verildi. Final haberini duyuran TV100'den Birsen Altuntaş, dizinin 6. bölümüyle ekrana veda edeceğini söyledi. Bir yandan nikah masasında kendisini terk eden adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla, diğer yanda gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp ve ikilinin ortasında her şeyden habersiz evlilik hayalleri kuran Melisa. Kaderin cilvesi birbirlerine düğümlenen bu üç kişinin hayatı öylesine karışır ki, çözmeye çalıştıkça işin içinden çıkmak imkansız hale gelir. Dizinin kadrosunda Elçin Sangu, Ozan Dolunay ve Yasemin Elin'in yanı sıra Şenay Gürler, Nergis Kumbasar, Derya Albora, Hakan Salınmış ve Sinan Albayrak da yer alıyordu. Koronavirüs salgını devam ederken sık sık katıldığı partilerle eleştirilen Şeyma Subaşı isyan etti. Subaşı, "Restoranlar kaça kadar açık ve içinde yüzlerce insan yok mu? Bırakın da kendi aramızda birazcık eğlenelim. Aptal değiliz. Kimsenin hayatını tehlikeye atmıyoruz. Sadece eğleniyoruz," ifadelerini kullandı. Subaşı, geçen haftalarda Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi Şevval Şahin'in düzenlediği bir partiye katılmış, parti sonrasında 10 kişinin testi pozitif çıkmıştı. Ev partisinde dediniz, korona olmuş, okulda işte polisler gelmiş, ondan sonra böyle böyle olunca aynı sorular değil mi hep? Evet evet, yani şey, habire korona partisi falan deniliyor değil mi bunlara? Niye korona partisi olmuş oluyor bunlar peki? Hani kendi aramızda böyle arkadaşlarımızla buluşup böyle hani kendimiz birazcık müziği açıp eğlenemez miyiz sonuçta? Bütün restoranlar saat kaçlara kadar açık değil mi? Restoranlarda mesela yüzlerce kişi yok mu? Doğru söylüyorsunuz da belli kurallar Evet, biz de belli kurallar dahilinde zaten yaşıyoruz. Kim içeri girdi acaba? Giren, gören oldu mu hiç? Kaç kişi olduğunu falan hiç? Rahatsızlık veriyorsak insanlara falan kusura bakmayın gerçekten de. Kusura bakmasınlar ama şu anda hani bir sıkıntı yok. Her şey iyi. Biz korona partisi falan yapmıyoruz yani. Aynen. Kendi arkadaşımızın bir tane doğum gününü kutladık, o kadar. Doğum gününü de kendi aramızda, bırakın da kendi arkadaşlarımızla, yakın çevremizle kutlayalım değil mi? Gatip oldu. Yani evet, şanssızlık tabii olan oluyor. Yani bu burada yürürken de birilerinde de oluyor. Benim arkadaşlarımda da en korunuyorlar mesela, evden dışarı çıkmıyorlar, bir yere gitmiş oluyorlar, bir anda korona olmuş oluyor. Bu böyle bir şey yani, bunu tam çözülemedi sonuçta ne oldu. Ha, evli olan çiftlerimde mesela eşi korona mesela çıkıyor, diğeri olmuyor. Beraber yatıyorlar, kalkıyorlar. Nasıl bir tanesi pozitif, bir tanesi negatif olabiliyor ki? Yani o yüzden hani kimse açıklamasını yapamıyor zaten bunun. O yüzden bazı partilerde, bazı evlerde, bazı yemekte sadece korona olan oluyor, olmuyor. Biz belli olarak hiçbirimiz aptal değiliz sonuçta yani. Her şeyi biliyoruz, nasıl yaşamamız, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz sonuçta. Hani bu şaka da değil tabii ki de bu hastalık. Yani o yüzden kimsenin hayatında tehlike yapmıyoruz. O yüzden kendi aramızda, kendi arkadaşlarımızda. Haberleri okumuyorum arkadaşlar. Bana böyle birileri yolluyor falan da ben okumuyorum. Ne başlıymış? Korona partisi. Böyle bir şey var. Öyle mi? Oo, iyiymiş. Kimmiş acaba bunu yazan? Kendi şiursuz bence. Tamam arkadaşlar, hadi gideyim. Tamam, ne demek? YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla tanınan ve sosyal medya paylaşımlarıyla önemli bir gelir elde eden Danla Bilic 26 yaşına bastı. Danla Bilic, doğum günü hediyesi olarak kendine 104.000 TL'ye mavi renkli bir çanta aldı.
Çantasını yaklaşık 6 milyon kişinin takip ettiği Instagram hesabından paylaşan Danla Bilic tepki çekti. Genç fenomen için neden her aldığını paylaşıyor, ne kadar vergi ödediğini merak ediyorum şeklinde yorumlar yapıldı. Danla Bilic paylaşım başına 70 ile 100 bin TL kazanıyor. Bilic, mide dahil sadece 4 kez ameliyat oldum. İnsanlar öncesi sonrası fotoğraflarımı yayınladığında hiç üzülmüyorum. Aksine ne kadar doğru bir şey yapmışım diyorum ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medya fenomeni mide küçültme ameliyatından sonra da çekik göz operasyonu geçirmişti. Kafalı beni arıyor. Anlatacağım. Alo. Günaydın. Kendimi özüme davet ettim. Elimdeki tabak da şu. Özümün özel isteği. 3 kaşık mı? 6 kaşık falan su koydum. Daha geçelim. Böyle söyleyince de bir garip oldu. Neyini beğenebilirsiniz bu ya? Ama aynı zamanda neyini de beğenmeyebilirsiniz yani. Benim alışverişe diye çıkarıp kursuna kuru fasulye yemeğe götürdü. Evet. Yemin ediyorum ölüyordum. Allah'tan domuz yedim, hiçbir şey olmadı. Sonra bir gün evde çok canım sıkılıyor. Hiç arkadaşım yok falan. Instagram'da bir şey olmuştu senin o ara. Yok. Yalan mı söyledin bana? Yalan söyledin bana. Anla dedi mesela. Benim insan ilişkilerimi evet. Anlat insanlara. İnanılmaz domuz biri. Evet. Bu doğru. Doğruları söyleyeceğim. Sevmediğim DJ var bir sürü. Herkesle iyi. Herkesle. Aslında sevmiyorum. Herkese oynuyorum. Bunu kimden i̇şte öğrendin? Siz de ne yakın arkadaşım. Bak bununla yaşamayı öğrenmek zorundasın. Türkiye'nin en büyük YouTube kanallarından birinde. Bu arada gerçekte yüzde. Cool davranmak ve Kezban'ı oynamak arasındaki ince çizgiyi işliyoruz kısacası. İki yol var. Ve bu iki yolun arasında böyle incecik bir çizgi var, anladın mı? O yolu tercih edeceğiz. Bir ilişkide yapılabilecek en düşük hareketlerden biri. Dediğime geldin. Bu seni hiç ilgilendirmez. Olmuyor, olmayacak, ne yapacağım, onsuz nasıl nefes alacağım falan. Öyle bir alıyorsun ki. O daha tehlikeli. Belki bir sıkıntı olabilir. Bu lüksü onlara vermeyeceğiz. Laf sokmak yok. Aptal. No. Unutacaksın. Yapabilir, o onun düşüklüğü. Hani bana bazen soruyorsunuz ya hani, bu mutlu ilişkinin sırrı nedir?